Ben hep yaşa derim. Yaşayacaksınız. Yaşayın. Yaşayın ve Müslüman Türk evlatları olarak mukaddes vazifelerinizi, görevlerinizi hakkıyla yapın. Allah'ın bize emaneti olan, lütfu olan bu cennet vatanı ne Ermeni'ye, ne Rus'a, ne başka kafire asla vermeyin. Eylül rüzgarının en sert estiği günlerde idam sehpalarını kurdular. Hayatını bilmedikleri canları denge unsuru saydılar. Bir sağdan bir soldan diyerek kalemini hiç acımadan kırdılar. Ağızlarındaki irini asmayalım da besleyelim mi ifadeleriyle etrafa saçtılar. Gerçekleri hiçbir zaman merak etmediler. İnsafsızca, vicdansızca, insanlıktan nasibini almamışçasına işkence ettiler. En sonunda öldürdüler. Mustafa Pehlivanoğlu 22 yaşındaydı, suçsuzdu. 12 Eylül Cuntası'nın denge unsuru olarak alıkoyduğu, işkence ettiği ve idamına karar verdiği Yusuf Yüzlü şehidimiz. Ben ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun abisi Oktay Pehlivanoğlu. Biliyorum anlatması çok zor ama Mustafa Pehlivanoğlu nasıl biriydi, nasıl bir çocuktu, neler yaptınız, Mustafa neler yaşadınız? Mustafa Pehlivanoğlu kendi hayatında yani bir sineği öldürecek, tavuk kesecek bir kişi değildi. Öyle mazlum, yaramaz olmayan bir çocuk. Kendisini milliyetçiliğe adamış, ülke ocağından çıkmayan, öyle kendi okul hayatı, ülke ocak, okul, ülke ocak. Eve gelir, evde fazla kalmazdı. İlk ocağına giderdi, orada kitaplarla vakit geçirirdi. Yani hiçbir zararsız kişiydi. Yemek, kuru fasulyeyi çok severdi, pilavla kuru fasulye. Onlara bayılırdı. Çocukluğu nasıldı? Küçükken nasıl bir çocuktu? Küçükken hiç yaramaz değildi. Çok, yani gayet iyi bir çocuktu. Abim vardı işte, benim büyüğüm abim, en büyüğümüz. Benden sonrası Mustafa, onun küçüğü de Sevinç, şu anda hayatta olan. Benden onu Mustafa'nın arasında 6 yaş var, 6 yaş farkımız var. Benim elbiselerime, giyim kuşanma hayrandı. Sırf onları giyer, yengesiyle ikisi bir olurdu. Benden habersiz giyerdi, ben onu sezerdim. Yine benim elbise giyinmiş derdim. Yengesini gelir kandırırdı, yenge ne olur, bugün falan yere gideceğim. Abim şu takımını ben bir giyeyim. Ben de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyorum o zaman. Mecbur tabii takım elbise kravat. Yine bir gün böyle atıştık. Geldim elbisem giyilmiş, temizlenmemiş tabii. Hanıma dedim de kim giydi söylemiyor. Dedim Mustafa giydi en son. Yenge demiş bunu işte sarılır öper buna. Abim bir şey demez. Abim kızmaz etmez. Geldi böyle bir şey yaptım, kızdım dedim ki rahmetli yerinin içinde yatsın. Niye dedim gene benim elbisemi giydin sen dedim. Abi dedi ya bu dedi, anne artık dedi benim sevdiğim bir kız var dedi. O zamana kadar da bilmiyorduk yani konuştuğu kızı. Ondan görüşmek için dedi giydim dedi. İyi canın sağ olsun at dedim. Ama çok mazlumdu, çok şeydi yani öyle uysa hiç kimsenin kalbini kırmaz. Kimseyle kolay kolay kavga edecek hiçbir kişi değildi. Dersleri nasıl? Dersleri gayet güzeldi, gayet güzeldi. İşte şey olduğu zaman da zaten Gazi Üniversitesi'ne yazılmıştı üniversiteye ama tabii nasip olmadı. Devletin sayesinde nasip olmadı maalesef. En büyük şey yaptı bize. Evlendik, resimlerimiz çekildi. İşte gelinlik resimleri falan var. Çok ataktı biraz. Hareketleri de ataktı. Yani öyle mazlumdu ama çok hareketliydi. Film makinesini aldı, çekiyorum, şey yapıyorum derken film makinesini açtı, kapattı. Filmler yandı bizim. Düğün filmleri tamamen gitti. Hatıra olarak. Ne yapacağını şaşırdı. El ayağı dolandı. Makineyi bıraktığıyla kaçtığı bir oldu. Gitti.
3-4 saat sonra geldi, hiçbir şey olmamış gibi. Tabii biz de bir şey demedik artık. Öyle de bir anımız geçti. Arkadaşlarıyla geçinmesi şeyse gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Sosyal yaşantısı güzeldi. Severdi yani sosyal. Giyimi kuşamı çok severdi. Çok güzel giyinirdi yani, öyle hiç şey yapmazdı. Dini yönü ibadeti çok güzeldi. İbadetin cumasını, namazını. Zaten biliyorsunuz ilk ocaklarında ibadet önde gelen bir şey. Herkes orada ibadetini yapıyor. Orada hatim indiriyorlar. Orada yani Kur'an-ı Kerim falan okumasında zaten orada ilk ocaklarında öğrendiydi. Tabii hapse girdikten sonra daha çok ilerletti. Tutamadığım bir an, işte olayın olduğu anı hiç unutmuyorum mesela. Bu Balgat'ta olan kahve taramasıyla ilgili olayda ben rahmetli abimle Başbakanlık Devlet Planlama'da çalışıyorum. Abim de Ticaret Bakanlığı'nda çalışıyor. Şimdiki başbakanlığın, eski başbakanlığın olduğu binanın karşısında Ticaret Bakanlığı. Oraya Yargıtay falan oldu şimdi. Yazındı böyle. Ramazan mübarek gün. Ben Müsteşar Bey'i götürdüm, geldim. Abim beni bekliyor. Abimi alıp geldim. Abimi aldım. Rahatsızdı abim. Kalp ameliyatı olmuştu. Yürüyemiyordu doğrusu. Taksiyle gider gelirdi. Ben götürü getirirdim. Biz Balga'da gelmeden daha Bahçeli son durağın orada, şimdiki Milli Kütüphane'nin olduğu yerde top patladı. İftar oldu. Biz varınca da tabii babamla kardeşim iftarlarını açmışlar. Biz de arabayla yanaştık. Onlar da evden çıkıyorlar ana yola camiye doğru. Dedim Mustafa nereye iftarını yaptın? Yaptık abi dedi. Peki Allah kabul etsin dedik. Babamla şey yaptılar. Babam kahveyi var caminin olduğu yerde. Evle caminin arasında bir dere var. Oraya aşıyorlar. Kahvenin önüne gelince baba diyor ben bir çay içeyim. Babam da camiye giriyor. Ezan okunca girerim diyor. Daha çayını içiyor. Yarım bardak kalıyor çay. Otobüs geliyor. Halkça belediye otobüsü yukarıda. İnenler hemen kahvenin oraya geliyorlar. Diyorlar ki Balgat'ta olay oldu. Kahveler tarandı. Üç tane kahve tarandı. Haydar Şahin, İsa Arman, Mustafa Pehlivanoğlu. Sizin adınız geçiyor. Fakat bu adı geçtiği şuradan geçiyor. 15 gün önce Haydar Şahin nişanlı düğün davetisi dağıtmak için Balgat'a iniyorlar. Balgat'ta bunu solcular kovalıyorlar. Şimdiki ülke ocaklarının olduğu yerde Amerikan PX'i vardı. Amerikalıların durduğu yer orada. Bunlar oraya kadar kaçıyorlar. Amerikalıların terörgüden atlıyorlar içeriye. Tabii orada kurtarıyorlar. Bunlar da Balgat'takiler diyor ki bunu size bırakmayız. Bunlar da diyor ki size biz bırakmayacağız. Haydar'ların ikisi. İsa Arman yok orada. Biz de size bırakmayız diyorlar. Aradan 15 gün sonra bu olay oluyor. Kardeşim hemen o arada telaşa düşüyor. Kaçın diyor. Eve geliyor. Hemen annem işte olan ne varsa açtık. Para cebimizde var. Onları verdik. Nereye oğlum? Biz gideceğiz. Bizi götürecekler. Kim götürecek? İşte o zamanki Cebeci ve yurt var biliyorsun. Cebeci yurdu. Oraya gidiyorlar. Oradan bunları alıyorlar. İsa Arman'la derede buluşuyorlar Konyolu'nda. Tekrar. İsa Arman'ı akrabalar alıyor, götürüyor. Bizimki orada yalnız kalıyor. Ondan sonra yakalandı zaten. Karanlık sokakların izbe kuytularında bir başına kalmıştı Mustafa. Suçsuzdu, biliyordu. Teslim olmayacaktı. Hiç haberi yokken işlenen bir cinayeti bile isteye üstüne almayacaktı. Baş verecekti, baş eğmeyecekti. Biz yakalandıktan sonra 15 gün hiç göremedik. Bizi emniyet sarayına sokmadılar bile. Babam rahmetli, annem çok bekledi orada. 15 gün sonra ancak görüştük. Bütün evraklar imzalamışlar. Yapılan işkenceler zaten. Herkes biliyor yani, bunu bilmeyen yok Türkiye'de. İlk gördüğünüzde, o fotoğrafı çekildiğinde, Mustafa abiyi ilk gördüğünüzde hali nasıldı? Hali perişan, konuşamıyordu işte yani. Şu anda resmi var işte burada. Çektiniz miydi? Bilmiyorum. Buyurun, hali buydu işte. İşkencenin hali.
Emniyet Sarayı'nda. 15 gün boyunca işkence etmişler. Mustafa Pehlivan oğlu. O zamanki hükümetler biliyorsunuz CHP iktidarı, biz mücadele veriyoruz, babam mücadele veriyor. Mahallede bunun olmadığına dair bütün sol kesim dahi, o zaman İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş. Oraya kadar bir kamyon dolusu İçişleri Bakanı'nın önüne gidildi. İşte şahit olarak gösterilmesi için kabul edilmedi, etmediler kabul. Hiçbir şekilde kabul etmediler. Zamanın başbakanı o zaman Demirel'di. Annem çıktı, Demirel dahi kabul etmedi. Benim yapacağım bir şey yok dedi. Peki rahmetli Alparslan Türkeş neredeydi? Bu noktada hayatınızda neredeydi? Hayatımızda içimizdeydi. Nerede? Yani onun da fazla o zaman şartlarda iktidarda olmadığı için herhangi bir gücü yetmiyordu. Ama tabii ki destek veriyordu. Her türlü desteği veriyordu yani. Manevi desteği çok oldu bize. Çok oldu. Peki tutukluluk sürecinde kaç kez görüştünüz ya da görüşebildiniz mi? Evet, görüşlere çoğunlukla annem gitti. Ben de işte ayda iki sefer, üç sefer izin aldığım müddetçe gidiyordum. Rahmetli annemi götürüyordum gece 3'te. Mamak kömür deposu, şimdiki Mamak cezaevinin olduğu yerin karşısında kömür deposu vardı. Orada bir küçük yerler var, işte kahveler var, şöyle arabalarda bir... Ülkücü camia bir tarafta, solcular bir tarafta beklerlerdi. Oraya giriş bir ızdıham zaten. Yani girmek bir dert, çıkmak bir dert. Yayan yürüsen bir saatte anca gidersin görüş yerine. Arabalarla giriliyordu. Annem çok çekti zavallı. Yıllarca gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. En son ben işte kaçtığında görüştüm. Kaçmadan 15 gün önce açık görüş yaptık o zaman. Açık görüş dediğimizde şu, Nizamiye'de askerlerin yanında bir yüzbaşı, şimdi ismini hatırlamıyorum, o görüştürdü bizi. Ondan sonra bir hafta sonra da, 15 gün sonra da kaçma olayı oldu. Kaçma olayı şöyle, bizim bildiğimiz kadarıyla askeriyeden, yani ülkücü kardeşlerimizin yardımıyla planlanmış bir olay. Tamamen susuz oldukları için bunları oradan kurtaralım ki İleride işte kaçıp yurt dışına gidebilirlerse zaman aşımından şeyden kurtarırlar. Hesabı yapıldı da kaçırıldı yani. Kaçmaların olayı şu, bize anlatılanlar, tabii sonradan duyduklarımız. İşte askerin içine yardım eden kişiler çatıya şey döküyorlar, tuzruğu. Biliyorsunuz tuzruğu, betonu ve demiri eritiyor. Orada bir yer açıyorlar, askeri kıyafet veriyorlar. İkisi çıkıyorlar tel örgüden. Sivil, askeri kıyafetle. Ondan sonra hemen bir taksiye biniyorlar. Rahmetli bize geliyor. İsa Arman da kendi tarafına gidiyor. Eve geliyor, hemen üstünü değiştiriyor. Benim elbiselerden bir elbise giyiyor. Anne biz gideceğiz. Baba, merhaba. Ben görmedim. Annem babam gördü. Ben kendisinin eve geldiğini görmedim, işteydim. Görmediğim için yani sadece akşam gelip öğrendiğime kadar elbiselerini işte değiştiriyor. Biz gideceğiz. Merak etmeyin, kurtulacağız, yurt dışına çıkacağız diyor ve gidiyor. İsa'dan ayrılıyorlar, İsa bunu bırakıyor. Bu da Cebeci yurduna gidiyor. Orada bir arabayla bunları Eskişehir'e, Kütahya'ya götürüyorlar. İlk önce Eskişehir'e, oradan Kütahya'ya. Kütahya bir bağ evine yerleştiriyorlar. Diyorlar işte, yani hakikaten götürüp, oraya götürüp bırakıp gelen kişiler söylemese onlar hayatta orada yakalanmayacaklar. Köylü böyle bir iyi bir köy yani milliyetçi. Bunları saklayacaklar yani Mustafa'yı. Kesinlikle göstermezler. Bunları biz tabii sonradan öğreniyoruz, duyuyoruz. İşte oraya bırakıyorlar, dönüşte arabayı Ankara'ya girişinde yakalıyorlar. Tespit ediyorlar kim götürdü site yurdundan. Onlara söyletiyorlar. Ara işte aynı günün sabaha karşı helikopterle havadan indirme yapıyorlar. Yürürken yakalıyorlar. Ve kaçtığında beni götürdü. Bizi evimiz gecekondu o zaman. Gecekondu'nun kapı numaraları değişmişti. Bütün mahallenin kapı numaraları, yeni kapı numaraları taktılar.
sanki bir ordu. Bir ordu Konya yolundan, Kepekli Boğazı'ndan ve Balgat Erzurum Mahallesi'nden sarıyorlar bizim evleri. Asker. Yani çok büyük bir şey var. Biz, benim kardeşim cani 50 tane 100 tane adam öldürmüş, işte devlete isyan etmiş sanki. Öyle bir şey. Muhtara gidiyorlar falan, işte diyorlar, en son muhtarı buluyorlar. Muhtar diyor ki ya numaralar değişti diyorlar. Muhtarı alıp geliyorlar. Saat sabah 4.30-5'e doğru patır kütür bizim kapıya dipçiklerler. Yol o zaman isnat duvarı yok. Yol yüksek, topraktan bir iniş oldu ama biz yataktan nasıl kalktığımızı bilemedik hiç. Ondan sonra babamı götürmeye kalktılar. Babam yaşlı tabii. Görüş yapan kim dedi. Benim dedim. Açık görüştü, ben görüştüm dedim. Şimdi saklayacak bir şeyim yok. Devletin arabasıyla girdim bir de yani. O zamanki devlet planlamada çalıştığım arabayla gittim ben. Ve orada görüşe giren vatandaşları bile bagaja doldurdum ki yürümesinler diye, yaşlı teyzeler, anneler. Beni götürdüler. Bir hafta bana işkence yaptılar. Çarmıha bağladılar beni. Cuntacılar adını darbeyle tarihe yazıp katran karası yürekleriyle en acı hatıralara sebep olanlar. Ne işkenceye, ne kana, ne de ölüme doymuyordu. Hadi Allah'ınız gelsin, sizi kurtarsın diyen zihniyet, Allahu Ekber nidaları atan gruba karşı her defasında yeniliyordu. Bilmiyorlardı, bir kere öldürdükleri bedenlerin bin kere doğacağını, yıllarca kahraman olarak anılacağını bilmiyorlardı. Ayaklarımdan, kollarımdan bağladılar ve ceren verdiler. O zamanın sıkı yönetim savcısı Hamdi Sevinç'ti herhalde. Hatırladığım kadarıyla ben duyuyorum, konuşturun diyor. Şimdi bana ceren veriyorlar, suyu döküyorlar, ceren veriyorlar, bağırttırıyorlar. Burama da ayaklarıyla basıyorlar. Şu anda yani nefes darlığım var, ondan da kanma eser. Bir hafta bana işkence yaptılar, aynı şeyi söylüyorum ben. Girdik, şu oldu, bu oldu, izah ediyorum. O da diyor ki, savcı, askeri savcı, devam edin işkenceye diyor. Onun çok bildiği şey var. Ben diyorum, devlette çalışıyorum. Ben bildiğim her şey ortada. Benim kardeşim bu. Bu işi de yapan kişi değil. Neyse, bir hafta sonu beni götürdüler. Cuma günüydü herhalde. Mamak askeri cezaevine oraya. Bir odaya soktular. Orada 15 kişi, 20 kişi var böyle dizmişler. Bana sizi işte açık görüşü yaptıran kimdi? Hangisiydi? Girdim, ben dedim, bu buydu dedim. Zaten saklayacağım bir şey yok. Kendisi de söylemiş, ben görüştürdüm diye. Dedim, bu beyefendi dedim. Sivildi tabii, o askermiş ama. Oradan sonra, tamam serbestsin dediler bana, gidebilirsin dediler. Ben ama içimden nereden yola çıkamadım. Oraya gidiyorum asker, buraya gidiyorum asker, şaşırdım. En son araba geçiyordu, beni aldılar, kapıya kadar getirdiler, bıraktılar. Ama ben eve zor geldim. Mahkeme süreci devamlı bizim lehimize, aleyhimize devamlı sağ kesimin aleyhineydi yani mahkemede. Hiç konuşturmuyorlardı ki. Zaten şeyinde incelerseniz, eğer varsa bulabilirseniz, bizde hatta kız kardeşimde var. Büyük şöyle bir dosyası var, orada bazı yerlerde yazıyor ne oldu. Zorla imzalattı, zorla işte kabul ettirildi her şey. Mesela İsa Erman nasıl kabul etti? Hanımına yapılan işkenceye dayanamadı en son. Hanımını getirdiler, hanımına işkence yaptılar emniyette. Yani. En büyük üzüm. Her şey yani. Yapılmayacak şeyler. Bunları yapan kim? Devletin polisi kim? Meşhur işte isimleri belli. Zeki Kaman, Cafer bilmem ne, Dürüst Oktay. Şimdi idam cezası verilmiş. Resmi gazetede yayınlanıyor, gece sabahleyin Kenan Paşa'ya çıkıyorlar. İdam cezası veren savcı. Diyor ki paşam bu suçsuz. Diyor ki niye suçsuz da bu cezayı verdin? Ben nasıl şimdi bunun altından kaçacağım? Yayınlandı resmi gazetede, dönüşü olmayan bir şey. Bunu diyor ordudan atın diyor. Bunu da bize söyleyen bizim
avukatımız, o zamanki avukatımız Can Özbay. Ve idam ediliyor. Tabii idam edildiğinden bizim haberimiz yok. Ben sabahleyin daireye geldim. Beni müsteşar bey çağırdı. Evladım dedi, böyle böyle bir haberin var mı dedi. Neden efendim dedim. Kardeşiniz böyle olmuş dedi. İzinlisin dedi. Sen eve git, istirahat et dedi bana. Ben orada yıkılmışım zaten. Söndü, o ölmedi, şehit dendi. Mustafa Pehlivan oldu. İnfaz edileceği gece ben diyor abdest alacağım, abdestini alıyor, namazını kılıyor. Başka bir arzun var mı diyor, soruyor hoca, son arzun. Bana kağıt kalem verin diyorlar, kağıt kalem getiriyorlar. Ve orada bu mektubu yazıyor. Bu mektubu yazmak hiç kimseye nasip olmaz, hiçbir şekilde. Yani kolay kolay idama giden bir kişi bu mektubu oturup da bu şekilde yazamaz yani. Bunu öyle önceden yazılmış mektup değil. Avukatın ve hocaların yanında yazılmış, infazcıların yanında yazılmış bir mektup. Yani bunu herkes yazamaz. İşte ne kadar dinine düşkün, ne kadar milliyetçilik olduğu ortada. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulünün, Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki, Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahtır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime, bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Oğlunuz Mustafa. Allahu Ekber Allah. Amaktan işte gece alıyorlar. Gece saat 2'den sonra, 3'ten sonra getiriyorlar Ulucan'a. Ulucanlar da şeyde de hatta bir gün öncesine yazmışlardı. Şimdi de sonra düzelttiler. Sabah karşı işte infaz ediyorlar. Ben namaz kılacağım dedi. Konuşma yaparken kadiyanlar seccade getirdiler. Seccade serdiler. Ben Kur'an-ı Kerim götürdüm. 2 rekat namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim okudu. Böyle, daha böyle dua etti. İdama götürüyorlar. Yani 50 metre kadar şeyde, gök köşe sehpa, üzerinde bir sandalye, pırırıya koymuşlar. Oraya kadar, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, kürsü çıktı. Sandalye çıktı. İp boğazı geçti. La ilahe illallah dedi, ip şey sana çektiler. Tabii bir, bu andaki şey, çok enteresan bir hadise. El bağlı. Tevhidle hiçbir zorluk çıkarmadı. Giderken, gelirken hiçbir, ben giderdim. Ben kendim giderdim, kendi gitti. La ilahe illallah şekilde tabi böyle bir sallanıyor. Şimdi tabi böyle sallanıyor, şöyle yapıyor. Biraz oldu. İşte bu anda bütün kardiyalar bomba gibi vardı.
Vallahi billahi Kıbleler Hatip. Hocam Kıbleler ne burası? Orayı onlar biliyorlar. Dediler bu ne? Aa, bu iman işidir. İnanan bir insan mükafat. Biz cenazesini 6 ay sonra görebildik. Bizi sokmadılar şeye, Karşıyaka'ya. Askeri ablukayı almış, biz gidip görmek istedik çok. Babam, rahmetli annem, ben, kız kardeşim. Fakat bizi imkan yok, oraya sokmuyorlar. Yasak. Benim oğlumu silah zoruyla götürdüler, silah zoruyla idam ettiler. Silah zoruyla beni mezarlığa sokmadılar. O zihniyetin adamları. Ehliban oldu, beyaz kefen giydi, gitti. Bundan 3 sene evvel beni hiç unutmuyor Kenan Evren. Anladın mı? Mersin'de bir olay oluyor. Benim bir adresim çıkıyor bir ülkücünün cebinde. Beni gece götürüp 24 saat terörle mücadelede işkence yaptılar bana. Tamam mı? Unutmuyorlar beni. Sağ olsunlar. Ben de onları unutmuyorum. Böyle. Biz aracı koyduk. Cenazesinin başında defnedilirken olan hocayı bulduk. Ondan bazı bilgiler aldık. Ne anlattı hocası? Şimdi hoca şöyle, ilk önce getiriyorlar askerler, işte bir de yüzbaşı varmıştı getirenler arasında. O soldan idam edilen Necdet Atalı ile ikisini. Diyor ki bunları ikisini de diyor, bir çukura atın, üstünü örtün, kapatın diyor. Hoca hemen karşı çıkıyor, sen ne yapıyorsun diyor. Sen kimsin diyor yani. Bunu böyle yapma, senin hakkın yok diyor. Bunlar ayrı ayrı mezar olacak diyor. Atamayız diyor. Bundan sonrası bize ait diyor. Sen karışamazsın bundan sonrasına diyor. Ve hoca defnediyor. Onu da anlatırım size. Gayet güzel her şeyini yapıyor, defnediyorlar. Biz 6 ay sonra işte babam, annem çok uğraştı. En son mahkemeden karar çıkarttık. Gidip açtırabilirsiniz diye mezarını gittik. Mezarın başına hoca geldi. Aynı hocalar var yine. Açıldı mezarı. Rahmetli'nin mezarından bir sinek, böcek çıkmadı. Bir tane yok. Kefeni sadece sol göğsünün üstüne su çok döküldüğünden yağmur, su damlaları dökülmüş. Bura böyle sararmıştı. Yüzü açık, sapsarı gülüyor böyle. Kefeninden hiçbir tane parça kopmamış. Tamamen şey gibi duruyor. Hoca bile şaşırdı, hocalar şaşırdılar hepsi. Hiçbir şekilde dediler, biz şimdiye kadar açtığımız mezarlar, 3 ay sonra açtığımız zaman kemikten başka bir şey yok diyorlar. İş bozulmamıştı. Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridirler ama siz anlamazsınız. Şehadet şerbetini gülerek içmenin adıydı Mustafa. Celladına gülümseyen çocuklardan yalnızca biri ama en çok akılda kalanı, en çok yürek burkanı. Siz hayatınızda kaç tane inanmış insan, kaç tane dava adamı gördünüz? İşte inanmışlık, işte teslimiyet, işte dava adamlığı. Baştan başa ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu. Ve sonra gidiyoruz işte, mezarına gidiyoruz. Mezarı yapıldı. Taşını kırarlar. Necdet Adalı, bizim rahmetlinin yanında bir çocuk yatıyor. Daha halen mezarı yapılmadı. Onun yanında bir gene bir sahipsiz var. 3-4, 5. mezarda herhalde onun mezarı. Onu görüşe gelenler, her gelmelerinde bizim mezarı kırarlar. Her gelmelerinde mezarı. Biz de her gitmemizde rahmetliye duayı okuyoruz. Ona yanaşıyorum, ona da dua okuyorum. Çünkü ölmüş insan. Ne olursa olsun, biz inancımız var, inançlı insanlarız. Buna da dua yapıyoruz. Gene birinde böyle denk geldik, ben söylendim, onlar hemen kaçtılar. Dedim, bundan sonra burada nöbet tutacağım, bizim mezar taşını kıranları yakalarsam, işte her şeyle saydım, biz onlara dua okuyoruz, onlar bizim mezar taşımızı kırıyorlar. Orada gazeteci varmıştı. O gazeteci onlara işte anlatmış, böyle böyle dedi diye. Bir daha bizim mezarı kırmadılar.
Mustafa Pehlivanoğlu Ülkücü Hareket için, bu dava için örnek teşkil eden bir isim. Bir kere Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez diyerek gençlere örnek olmuş. Evet. Hepsinin örnek aldığı bir isim. Evet. Peki Mustafa Pehlivanoğlu'nun abisi olmak nasıl bir şey? Aradan geçen yıllar size ne hissettirdi? Onun yokluğunun yanı sıra yaşadığınız gurur nedir? Bize bunları anlatmak tarifsiz bir şey. Bir şey yani. Nereye gitsem, nerede bir şey, bir tanıdığın yanına gitsem, mesela yalancılar varsa diyor ki işte falanın abisi dediği zaman herkes ayağa kalkıyor. Çok büyük, büyük gurur yani. Ona herkese nasip olmaz mı gurur? Yani böyle bir şeydi, abisi olmak herkese nasip olmaz, hiç kimseye. Ve şunu şöyle bilin ki, Mustafa Pehlivanoğlu, insanoğlunun hani şah damarı derler ya, taşıdığı şah damarı gibi aynı ülkücüydü, hiç bozulmayan bir ülkücü. Vücudunda nasıl şah damarı taşıyorsa, ülkücülüğü de öyle taşıdı. Hiçbir zaman bozulmadı, hiçbir şekilde. Mektubunda yazar. Mahalledeki çocuklara selam söyle, abi bana mektup yazmasınlar, onlara zarar gelmesin. Mektup yazıyorlar ya, yolluyorlar. Bana mektup yazmasın, onları da takip ederler, süssüz yere onlara zarar gelmesin diyor. Yani yattığı yerde, hapishanede dahi dışarıdaki ülkücüleri düşünen bir kişi. Ha, diğer mektubu, bize yazdığı mektuplarda işte, bana sitem eder biraz, tabii haklı yere ediyor, işte yengesine sitem eder, yeğenlerine işte özlediğini yazar ve der ki, yani bize idam cezası verecekler, idam cezası alacağız ama bir yıl sonra da kurtulacağız, 81 yılında da çıkacağım diyor, yani biz dışarı çıkacağız, bırakacaklar diye. Ama bu mahkemede idam cezası verecekler. Kıymetli abicim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla satırlarıma başlarken hasretle selam eder, ellerinden öperim. Abi, nasılsın? İyi misin? İyi olmanı diler, Cenab-ı Allah'tan bir an önce tahliye olmanı dilerim. Sen de ben kardeşin Mustafa'dan soracak olursan, ben çok iyiyim. Benim tek düşüncem senin bir an önce çıkıp evinin başına geçmen. Abi, bana göndermiş olduğun mektubu 15.9.1979 günü aldım. Çok memnun oldum. Allah seni de memnun etsin. Ben sana mektup atacaktım ama bazı düşündüklerim vardı. Onun için atmadım. Abi, hiç üzülme. Bunlar gelip geçer. Nasıl olsa bu dünya gelip geçici dünya. Hepsi geçer. 10. ayın 15'inde çıkacağını yazıyorsun. Çok sevindim abi. İnsan kılığından çıktığını yazıyorsun abi. Bu kadar üzülmeye lüzum yok. Ben senin yerinde olsam güler eğlenirim. Ne var? Allah'a çok şükür. Sağlığın yerinde, babamız başımızda. Daha ne istiyoruz? Mektup yazmadın diye üzülme. Yazmamanı ben istemiştim sizlerden. Allah razı olsun. Bana bu kadar yardımcı olmanız bile yeter. Bu benim 3. cezaevine düşüşüm. İsterseniz beni aramayabilirsiniz de. Sizlere bir şey söylemeye yüzüm yok. Bana ne deseniz haklısınız. Yalnız şunu belirtmeliyim ki, benim burada yatma sebebim sırf ülkücü olmam. Başka bir şey değil. Abicim, durumları soruyorsun. Bugüne kadar herkesten sakladım ama yakında bunu öğreneceksiniz. Aslında saklamazdım, sizlerin üzülmesini istemedim. Anneme bir şey olmasını istemediğim için size yazıyorum. Kimseye söyleme abi. Bize idam cezası verecekler. Bu kesin. Ama bunu temyiz bozacak. Ama bu mahkemede idam cezasında kurtulamayız. Ne yapsak kasıtlı olarak verecekler abi. Bunun yanında başka ceza da verecekler ama 81'de dışarıdayız. Abi, senden tek ricam, o zamana kadar sen çıkarsın. Bizim karar mahkemesine annemi göndermeyin. Bu yazdıklarımı evdekilere söyleme sakın. Şunu da söyleyeyim. Ceza alacak diye sen de üzülme sakın. Yaşımız genç, yatar çıkarız. Hiç üzülme, neşene bak. Abi ben burada çok iyiyim işte. Sen orada nasıl yatıyorsun? Biz de burada öyle yatıyoruz. Tabii orayla burası bir olmaz. Burada Mehmet'le aynı koğuştayız. Abi burada istemeyerek satırlarıma son verirken tekrar selam eder, hasretle gözlerinden öperim. Allah'tan sabır ve sıhhat dilerim. Kullanmasını bilen için sabır en büyük silahtır. Not:
oradaki bütün bizim çocuklara selamımı söyle. Mustafa Pehlivanoğlu. Her mahkemeye gidişimizde annem rahmetli nur içinde yatsın. Babam çok fazla gelemezdi, dayanamazdı. En çok çileyi annem çekti bu usta. Yani. O anneniz Allah rahmet eylesin vefat edene kadar neler anlatırdı Mustafa? Mustafa der başka bir şey demezdi. Mustafa. Annem giderdi ziyaretine. Haftada bir gün işte ziyareti. Hep toplanırlardı. İsa Arman, İbrahim Çiftçi'nin annesi. İbrahim Çiftçi o içerideydi o zamanlar. İşte Haydar Şahin'in. Hepsinin yani anneleri beraber girerler ve toplanırlar. Bize gelirlerdi. Bizde kalırlardı. İdamdan, şey, görüşten bir gün önce bize gelir, bizde kalırlar. Görüş yaparlar. Aynı gün gelirler, bize gelirler. Gene bizde kalırlardı. Ve annem içeride yatan, kimsesi olmayan çoğu mahkumların çamaşırlarını toplar gelirdi. Ve bizde yıkanırdı. Benim hanım onları bahçede, o zaman gecekondumuz var, kuyumuz var, kazanı yakardı. Şartlar öyleydi. O kazanlarda kaynatırdı, pırtırdı, ütülenecekler ütülenirdi. Bir dahaki giderken annem onları geri götürürdü oraya. Sırtına vurur getirirdi, hesap edin yani. Taksiyle değil, otel bizde dolmuşla, şartlar öyle. Ve son anına kadar Mustafa dedem, son anına kadar. Mustafa da Mustafa. Benim büyük oğlum işte, adı Mustafa, onun adını koydum. O gittiği zaman onun yanına, dünyalar onun olurdu annemin. Annemin dünyalar onun olurdu, Mustafa'm diye. Ne yapacağını şaşırırdı annem. Mustafa da o gittiği zaman onun dizinin dibine yatar uyurdu. Böyle bir. Zor günlerin en acı yüzüyle birebir tanışmıştı Pehlivanoğlu ailesi. Bir oğulları idam edilirken diğeri bir ömür taşıyacağı işkencenin izleriyle hayatını sürdürüyordu. Yıkılmamışlardı, pes etmemişlerdi. Ellerinde ne varsa alınmıştı ama gururları, milliyetçi ruhları hep ayaktaydı. Avukatımız işte babama gelmiş. Gene ben tabii yoktum. Babamın anlattıklarından söylüyorum. İşte yukarıdan devlet kanalından tepki var. Soy isminizi değiştirmenizi istediyor. Ha onu da şöyle, nereye gitsek o dönem darbe alıyoruz biz. Darbe. Yani dövüyorlar. Yakaladıkları yerlerde. Bir tane örneğini vereyim. Gecekonduğumuzun birine elektrik bağlatacağız. Ego'ya gittik. Stralus Caddesi. Eski Ego'nun. Şimdi yıkıldı oralar. Maltepe'ye. Rahmetli abim de var beraber. Abim zaten kalp hastası. Ameliyat Türkiye'de ilk defa açık kalp, çocuk yaşta kalp ameliyatı geçiren biri. Abi sen otur dedim. Ben gireyim dedim, müracaat edeyim. Girdim, müracaatı yaptım ama soy isimden bizi takip etmeye başladılar. Biz sabah müracaat yaptık. Öğlenliğin gidip onları götüreceğiz. Saat 1:30'dan sonra elektriği bağlayacaklar. Biz götüreceğiz. 1:30'da bekliyoruz yani gelin diyecekler diye. Dediler ki siz yarın gelin, öğlen gelin yarın. 1:30'da. Ben anladım tabii gene bir şey olacağını. Sezdim ama. Neyse abim rahmetliyle gene gittik. Abimin götürmemindeki gaye şu, onun üstüne şey olacak yani, ev elektriği bağlanacak. Etrafa şöyle bakındım, arabayı park ettim. Müsteşar Bey'in arabasıydı. 64 Şavle o zamanın. Makam arabaları öyleydi. Bekliyorlar köşelerde böyle. Şey yaptım, sezdim yani. Hemen indim ben arabadan, sen inme abi dedim. Arabanın düğmelerine bastım, kapattım. Sen sakın inme arabada dedim. Ben daha karşı kaldırıma geçmeden bana çullandılar. Beni bir dayak attılar. Bir hafta Ümüne Hastanesi'nde yattım. Kim yapıyor bunu? Solcular. Yukarıdan şey var, soy isminizi değiştireceğiz. Avukat Bey müracaatı yapıyor ve bize nüfus kağıtlarımız değişti. Babama soruyorlar, ne soy isim istiyorsun? Babam rahmetlinde dedesi Pehlivan'mıştı. Diyor ki Pehlivan oğlu, şey, Fırtına. Fırtına diyor, yapı diyor.
esas dedesi Pehlivanoğlu oradan. Dedesinin soy ismini alıyor. Soy isim kanunu çıktığında babam dedesinin yanında kalıyormuştu. Pehlivanoğlu soy ismi oradan kalıyor. Esas ailede Fırtına. Bir tek biz pehlivandık. O soy isimden bizim ailemiz, akrabalarımız çoğu kurtardı. Yoksa onlar da hepsini toplayacaklardı. Ama o soy isimden şeyinden kurtardılar çoğu. Peki şimdi Mustafa Pehlivanoğlu adına 30 yılı aşkın bir süre içinde kitaplar, şiirler, şarkılar, hatta sinema filmi yapıldı. Bunları izlerken, dinlerken, okurken neler hissediyorsunuz? Neyse, yani yaşadığımız bütün olaylar eski şekilde gözümüzün önüne geliyor. Bazen sahipsizlik hissediyoruz. Olcay Kılavuz'dan Allah razı olsun. Her zaman bizi iyi karşılar, sayar, sever, gelir, arar. Ülkücü gençlere şunu söylüyorum. Hiçbir zaman ülkücülükten vazgeçmesinler. Dürüst, namuslu, şerefli kişiler ülke ocaklarında yetişiyor. Bunu hiçbir zaman unutmadık. Unutmayız da yani. Çok kişiler yetişti. Herkes bir yerlere de geldi. Şu anda da yaşıyorlar hepsi. Ama gençlik, şu andaki gençliğe en büyük tavsiyem Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatını incelesinler. Oradan bazı örnekler alsınlar. Bazı şeyler öğrensinler. Ne yapmış? Mustafa Pehlivanoğlu ne yapmış? Şimdiye kadar nelerle yaşamış? Ne halde ailesi ne yaşamış? Şu ne yaşamış? Onlardan bir örnek alsınlar. Çizgi, ülkücülük çizgisinden çıkmasınlar hiçbir zaman. Daima bir milliyetçi olarak işlerini, kanlarının sonuna kadar ülkücü olarak kalsınlar. Damarındaki kan ülkücü kanı olsun. Yeter ki. Ama yapmacık ülkücü olduğu zaman zaten belli oluyor, her şey ortada. Feyiz alsınlar Mustafa Pehlivanoğlu'ndan. Filmini izlesinler. Onun için kitaplar yazıldı. Kitaplardan okusunlar. İnternetlerde yazıları var, okusunlar. Yani onun hakkında yazılan yazılar. Oralardan feyiz alsınlar. Ki ileride de onların çocuklarına hak kalsın. Bu dava ölmesin. Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez diyen bir kardeşin, bu dava ölmesin nasihati veren abisi. Tıpkı onun gibi bakan, yüzüyle, gözüyle, baştan başa Mustafa olan bir abi. Uğruna kardeşini kurban ettiği bu ülkeden tek bir isteği var. Mustafa'nın adının yaşatılması. Şimdi devlet büyüklerine, madem ki benim rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu'nun mektubunu okundu, okuyan da devlet büyüğümüz, şu anda da devlet büyüğümüz, saygımız sonsuz. Bu mektubu okuduğuna göre Ankara'da ben onun adının, soyadının bir okula veya bir parka, iyi bir yerde veya bir caddeye, anılacak bir yerde, her zaman anılacak bir. Tabii okul olursa daha iyi olur. Parklar da tabii ki her zaman yazılıyor, şehitlerin parkları oluyor. Yani bir yerde bir kütüphaneye, kütüphaneler olabilir. Ha, zamanın belediye başkanının seçiminde bize söz verilmişti. Mehmet Ali Tanrıverdi. Eğer kazanırsam dedi, onun adına dedi, Keçiören'de bir kütüphane yapacağız dedi. Sırf milliyetçilerin gelip orada ders çalışmaları ve okumaları, Mustafa Pehlivan'ın hayatını incelemeleri. Olmadı ama bunu, madem devlet büyüğümüz olarak sen mektubunu okudun, sahip çık. Herkese sahip çıkıyorsunuz, görüyoruz televizyonlarda. Her ücra köşeye yetişiyorsunuz, bize de yetişin. Ne mümkün, biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, hakka uğradığımız
cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar zurt bakıştı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını anamadıklarımız bizleri affetsinler, haklarını helal etsinler. Saymakla tükenmez, anlatmakla bitmez, kelimeler kifayet etmez. Kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı vurca dikemezsen ona yanarım.